Antakya Tv'den herkese merhaba. Ben Sinan Seyfettinoğlu. Bugün çok değerli bir e, misafirim var. Ama biraz üzgün bir misafirim. Biraz hafif öfkeli, biraz hafif e, serzenişleri olan bir e, misafirim. E, oyuncu, e, tiyatro emekçisi, sevgili Sertaç Demir. E, Sertaç Demir, 27 Ekim, çarşamba akşamı saat 20'de Meclis Kültür Merkezi'nde Kara Hindiba adlı oyunu sahneleyecekti ama... Hatay Valiliği sürpriz bir karar alarak hepimizi şaşırtarak bu oyunun oynanmasını oyuna çok kısa bir süre kala tebliğ ederek e, engelledi. Oyunu uygun bulmadığını belirterek e, iptal etti. Ama e, bir tiyatro oyununun Hatay'da bir tiyatro oyununun Hatay gibi bir medeniyetler şehrinde tiyatro oyununun e, son anda iptal edilmesi, tırnak içinde yasaklanması e, çok üzücü bir gelişmeydi. İşte biz bu gelişmeyi, yani tiyatro oyununu neden iptal edildiğini, neden uygun görülmediğini ve perde arkasını sevgili Sertaç Demir'le konuşacağız. Hoş geldin Sertaç. Hoş bulduk Sinan. Evet, e, sözü hemen e, sana e, bırakacağım. Bize önce bir süreci yaşadıklarını özetleyebilir misin sevgili izleyenlerimize? Tabii ki. Neler e, yaşandı? Şöyle 2014'ten beri oynadığımız bir oyun. Türkiye'nin 50'den fazla noktasında, ilinde, ilçesinde oynadığımız Hatay'da da işte Antakya, Arsuz, Samandağ, İskenderun'da toplam 9 kere oynadığımız ve son gösterimini hani burada yapmak istediğimiz Kara İndiba oyununu 6 Ekim'de başvurusunu yaparak e, Meclis Kültür Merkezi'nin tarafımıza tahsis edilmesini rica ettik. Kabul edildi fakat sürekli olarak bürokratik engellerle karşılaştık. Bir baktık oyuna 4 buçuk saat kadar, saat 3 buçukta bize oyunun olumsuz değerlendirildiğini e, ve bunun için oynatılmayacağını tebliğ ettiler. E, çok şaşırdık çünkü hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. 50'den fazla oynadığımız bir oyun. Daha ee, önce Hatay'da da oynandı ve defalarca ki. oynandı, Samandağ'da oynandı, tabii İskenderun'da oynandı. Evet. Yalnız oyunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili e, Sinan e, Sülün, öykü yazarı Hı -hı. Sinan Sünün'ün e, yazdığı, senin e, tiyatroya uyarladığın Tiyalli, çok diyorum. değerli bir e, aslında oyun. Hı -hı. Ben de iki kere izledim evet. oyunu, çok çok beğendiğim bir oyun Teşekkür gerçekten. Ederim. Ben de hiçbir sakıncalı bir şey görmemiştim. acaba. Neyini sakıncalı gördüler oyunu? Ya şimdi şöyle bize verilen resmi yazıda hiçbir açıklama yok. Başkanlığımızı uygun görülmemiştir deniyor evet. ama e, aldığımız duyumlar, duyduğumuz şeyler şu. Sayın Vali Yardımcımız Yusuf Bey, Yusuf İzci e, oyunun içinde geçen testis kelimesinin müstehcen ve toplumsal alaka aykırı olduğunu belirtmiş. argoda kullanılan bir şey evet. ama evet. şöyle aslında argo bir kelime mi? Hayır. Testis TDK'ya göre argo bir kelime değil. TDK testis, Türk Dil Türk Kurumu'nun Dil göre, e, sözlüğüne aynı. göre argo bir kelime değil. Tıbbi, e, terim. tıbbi anatomik bir terim, Latince kökenli. E, erbezi olarak geçiyor evet. ve bu hiçbir şekilde müstehcen ya da argo kategorisinde yer almıyor. Anatomik, bilimsel bir e, ifade e, olarak geçiyor. Bence de öyle. Yani kullanılmasında hiçbir sakınca görmüyorum bence. Kesinlikle. Dün bu şey bu karar bu tutarsızlık bizi de şok etti. Birçok dün akşamdan beri birçok izleyicimiz, birçok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz bize mesaj atarak, arayarak şu şeyi söylediler. Ya oyunda testis geçiyor muydu? Nerede geçiyor? Garabet durumlar var. Şimdi şöyle bir duyum aldık yine. Eee Vali Bey'imiz bunu şey yaparken şöyle anlatıyor ona öyle anlatılmış büyük ihtimalle vali, vali yardımcımız şöyle söylüyor diyor ki ya işte bir adam varmış hastaymış öğrenciler gidip onun testislerine elliyorlarmış gibi bir ifadeyle şey yapıyor. Oysa durum tam da şu. Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanan karakter ve hastalığı milyonda bir görüldüğü için Türkiye'den ve dünyanın birçok tıp fakültesinden tıp öğrencileri bu hastalık üzerine çalışma yapmak üzere hocalarıyla birlikte gelip incelemelerde bulunuyorlar. İbare bu. Ve bu ibare dönüp buraya dolaşıyor. E, bu oyun çok siyasi bir oyun mu? Hayır, asla. Peki iktidarı eleştiren bir oyun mu? Kesinlikle yani hayır. Yani mevcut iktidarı eleştiren bir oyun mu? Kesinlikle hayır. Bu oyunun yönetmede sevgili Cevdet Bayram, buradan hmm. ona da selam söyleyelim. O da çok emek verdi evet. senin kadar bu oyuna. Şimdi o zaman baktığımız zaman siyasi içerik taşımayan, asla. Ama ben tabii oyunu izlediğimde bir yorumcu olarak şöyle bir şey diyebilirim. Yani oyun aslında evrensel anlamda evrensel bir global bir pencereden bakıldığında insani anlamda sıkışıklık yaşayan ve evrensel anlamda global sıkıntıları paylaşan bir duyguyu ortak olarak aktaran burada sıkışmış bir karakterin. E, durumunu, düşüncelerini, psikolojisini bize yansıtan bir e, konuya sahipti. Hı hı. Çok kısaca e, Kara Hindiba oyununu sevgili izleyenlerimize özetleyebilir misin? Ne anlatıyordu bu oyun aslında? Kara Indiba, e, işsizlik kıskacında Kıslıklı. yazar olmak isteyen e, bir Adnan Çubuk isimli karakterin yaşadığı süreçleri anlatıyor. Kaos. Bunun içinde ya bir kimlik bunalımı, kimlik arayışı, işte, sürekli toplumsal baskı, ailesinin etrafındaki insanların işte bankacı olması yönünde ona yaptıkları baskılardan evet. bunalıp en büyük hayali yazar olmak, bunun için evet. çalışan bir e, karakter. Hayatını bu şekilde kurmaya çalışıyor. İşte dergilerde çalışıyor, dergiler batıyor vesaire. Sonra milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanıyor. Kurgusal olarak şöyle bir zemine oturuyor. Hep hayatında keşkesi ve eğerleri olan bir karakter. Sürekli olarak ya ben işte burada bu kararı almasaydım buradan devam etseydim hayatıma örneğin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okusaydım nasıl bir hayatım olurdu evet. ya da ailemi dinleyip bankacı olsaydım nasıl bir hayatım olurdu diye e, hayatının bir yerinde 32 kere kendisine soruyor ve e, oyunun finalinde de bu 32 tane adnanla karşılaşıyor. Evet. Yani yarım bıraktığı yollarda, hayatlarda işte bankacı Adnan'ın nasıl bir hayat yaşadığını görüyor, işte reklamcı Adnan'ın nasıl bir hayat yaşadığını görüyor. Çok Kitabını uygun, yazmayı. Çok özgün bir se Kesinlikle. senaryo, çok özgün bir senaryo. Kesinlikle. Buradan hareketle e, şu an geldiğimiz aşamada e, senin bundan sonra bu oyunun son gösterimi yapacaktın evet, sen. Evet. Yani 50'yi aşkın süredir sahnelenmiş Kara Hindiba oyunu son gösterimini sevgili Antakyalılarla birlikte yapacaktı. Antakyalı e, tiyatro severlerle birlikte kapatacaktı ki sen de e, e, hemşerimsin, evet. e, Antakyalı bir e, tiyatro sanatçısısın. E, yönetmen e, Cevdet Bayram da Antakya'lı. Çok evet. da anlamlı olacaktı. Hı -hı. Ama son e, perde e, sekteye uğradı. Hüzum. Bundan sonra nasıl olacak? oynayacak mısınız bu oyunu sence? Oynayacağız. Yani ileriki bir tarihte e, bu anlamda talebimiz de var. Bunu da ilettik. E, Meclis Kültür Merkezi'nde oynamak istiyoruz tabii ki. Umarım buna olumlu bir yanıt verirler çünkü gerçekten kararın tutarlı bir tarafı yok evet. yani bilimsel bir kelime hiçbir şekilde oyunda da ne bir cinsellik ne bir küfür ne bir hakaret. Hiçbir şekilde böyle kullanılmıyor. Evet. Yani hastalığın tarifi bu. bu Milyonda bir görülen bir hastalık ve testiste oluşmuş. Anladım. Bu kadar. Evet. Ee, burada olmasını biz de çok önemsiyorduk. Çünkü hani biz buralıyız. Tiyatroya burada başladık. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Ee, ben 5 sene İstanbul'daydım biliyorsun. 12 evet. sene İstanbul'da kaldım. 5 senedir buradayım. Yani burada olsun istedim. Ama maalesef böyle bir yanlış... E bence, bizce yanlış bir karar alındı. Ama ben bunun düzeltilebilir olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten düzeltilebilir Bu konuda olduğunu. da umut, Amacımız duyu, e, dövmek değil, üzüm kesinlikle. yemek. Biz e, Antakya TV olarak... Sana geçmiş olsun diyoruz bir sanat de emekçisi olarak, bir tiyatro de emekçisi olarak. Ama biz Antakya TV olarak aynı zamanda Meclis Kültür Merkezinde Hatay Vali tarafından son derece iyi, son derece görkemli bir şekilde restore edilen Hatay Meclis Kültür Merkezinde e, artık daha fazla oyunun oynanmasını, herhangi bir oyunun e, çok büyük bir önemli bir gerekçe olmak olmadan engellenmemesi gerektiğini tiyatroya, sanata hiçbir engel tanınmaması gerektiğini düşündüğümüzü ifade ediyoruz ve hangi gerekçe olursa olsun lütfen açıklansın. Ee, bu güzelim oyun, bu görkemli oyun yeniden izleyicisine kavuşsun istiyoruz. Ee, programımıza katıldın. Ee, son bir şey söylemek istiyor musun izleyenlerine? seyircilerine mesaj vermek istiyor musun? Yani e bu karardan dönülmesini istiyoruz. Çünkü gerçekten bu ne toplum ahlakına aykırı ne bir şey ya da bunun gerekçesini bize net olarak ifade edilsin. Ben şunu tekrar söylüyorum avukatımla da konuştum. Eğer böyle bir durum varsa ben bu bir suç. Toplum eh, ahlakına aykırı davranmak suç. Ben bu suçu defalarca işledim. Ben defalarca sahneden testis testis diye bağırdım. E, o zaman ben bu suçu işledim ve kendim hakkımda suç duyurusunda bulunacağım. <laughs> e, bu, yani yapacak başka bir şey yok. Biraz kara aziz hazinesi karamiza Kara mizah oldu evet. evet hataya e, yakışmadı bu durum. Yakışmadı. Burası Hatay, medeniyetler, medeniyetler şehri. yakında evet. ekspoya sa ev sahipliği yapacak evet. ve çok iyi vizyoner yöneticiler tarafından yönetilen Tabii. valisinden Mali yardımcılarına, belediye başkanına çok vizyoner insanlar tarafından Yok, bu hatadan hata dönülür. Modern düşün. bir kent. Umarım dönülür ee, ve bir şey daha eklemek istiyorum. Meclis Kültür Merkezi de senin de dediğin gibi buradaki tiyatro yapan burada tiyatro yapan insanların e, kullanımına daha sık açılsın. Çünkü bir takım e, engel, yasaklamalar var. Çünkü meclis çok güzel bir tesis oldu. Gerçekten de tadilattan, restorasyondan oh, sonra oh, mükemmel oldu. E, ben gittim gezdim. Müze olarak da kazandırılması çok keyifli. E, ama hani biraz daha o sanat dokusu, tiyatro dokusunun daha fazla insanların kullanımına açılmasını da ben talep ediyorum buradan. Bütün tiyatro e, emekçileri, tiyatro insanları ve tiyatro sevdalıları adına çok teşekkür ederim ben, ben teşekkür da böyle ediyorum. O için. zaman Antakya arkadaşlarımıza TV, da tabi. teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Antakya TV olarak bizi takip edin, bize abone olun diyoruz ve Hatay'da tiyatro perdelerinin asla ve asla kapanmamasını diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.